Savaş Plans kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere Skyrim evrenine adım attığınız anda ana görevleri koşturmadan önce ilk olarak yapmanız gereken 5 püf noktadan bahsedeceğim. Bunları yaparak oyuna daha adapte olmuş bir şekilde daha yüksek levelde başlayacaksınız. Böylece daha az zorlanabileceğiniz bir Skyrim evreni doğacak. Hadi o zaman başlayalım. 5 numara Ember Shard Mine. Helgen'deki tutsaklığımızdan ejderha sayesinde kaçtıktan sonra Riorward adlı köye gitmemiz isteniyor. O köye giden yolda bir ara sağ tarafımızda kalan kolay rakiplerle dolu bir maden var. Eğer o madene girerseniz ki tavsiye ederim, köye gitmeden önce kendinize biraz zırh, altın ve belki de bedava level dahi kasmış olursunuz. Dört numara, bedava okçuluk ve pickpocket yeteneği. Öncelikle şunu söylemeliyim. Ben bu olayı Garım Gamers adlı çok sevdiğim bazı YouTuberlardan gördüm. Zaten video kesiti de onlara ait. Şimdi, Riverwood köyünde sabahları ortalıkta gezen bir okçu elf var. Bu elf size para karşılığında okçuluk öğretiyor. Yapmanız gereken ondan ders almak ve ardından oyununuzu kaydetmek. Sonra çömelerek ödediğiniz parayı ondan geri alın. Bunu tekrarlayarak yapın ve hem okçuluğunuz hem de hırsızlık yeteneğiniz artacak. Eğer yakalanırsanız son kayıt noktasına dönün. Bu yöntemi tekrarlayarak neredeyse 100 yani 100 pickpocket yeteneği elde edebilirsiniz ve oyuna direkt 15 level falan başlayabilirsiniz. Şaka yapmıyorum. 3 numara Demircilik. Yine bulunduğumuz Riverwood köyünde bir demirci var. Adı Alvor. Şimdiki numaramızda onun dükkanını soyacağız. Öncelikle T tuşuna basarak akşam saat 8'e kadar bekleyin. Çünkü Skyrim'de dükkanlar sabah 8'de açılır ve akşam 8'de kapanır. Bu aklınızda olsun, size lazım olacak. Saat 8 olduğunda herkes evlerine dağıldığında gidip Alvo'nun dükkanındaki tüm çelik ve demir külçelerini çalın. Ayrıca oradaki kılıç kalkan gibi diğer tüm ekipmanları da çalın. Sonra çaldığınız külçelerle isterseniz kendinize, isterseniz öylesine zırhlı üretin. Böylece demirciliğiniz bir miktar gelişecek. Sabah olduğunda da ürettiğiniz eşyaları demirci Alvor'a geri satın. Fazladan ek gelir olacak bu size. 2 numara Altın Pençe ve Ejderha Tableti. Riverwood'da tam demircinin karşısında bir tüccar var. Adı Riverwood Tüccarı. Ya da öyle bir şey. Bu adam altından yapılma bir pençe çaldırmış. Onun için bulmanızı istiyor. Bu görevi mutlaka kabul edin ve yapın. Çünkü ana görev gereği Whiterun'a gittiğimizde zaten Whiterun büyücüsü de bizden altın pençenin kaçırıldığı mağaradaki bir antik tableti istiyor. Yani görev icabı zoraki gidiyorsunuz. Tüccarın görevini yaparsanız hem tek taşta iki kuş vurmuş olursunuz ve de tüccardan yüklü bir ödeme ve ayrıca güven kazanırsınız. Bu ne demek diye sorarsanız, bu görevi yaptığınız anda artık tüccar size dükkanındaki iksirleri, paraları istediğiniz gibi almanıza izin veriyor. Sizin çalmanıza bile gerek kalmadan. Ve bir numara. Loncalar. Skyrim dünyasında birçok lonca ve tarikat var ve size tavsiyem hepsine katılmanız. Hepsi sizi farklı yönlerde geliştiriyor. Loncaların zarardan çok size yararları vardır. Kötü emelde mi yoksa iyi emelde mi oldukları fark etmez. Katılın onlara. Örneğin Riften'daki Thieves Guild size sinsilik, hırsızlık gibi alanlarda eğitirken, Companions'lar zırhlar ve silahlar hakkında eğitebilir. Ayrıca yüklü miktarda para kazanmanızı da sağlarlar. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayın, hiç fark etmez. Siz canınız ne isterse unutmayın. Ayrıca bize destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Buna çok minnettar oluruz. Gelişmekte olan bir kanalız. Daha fazla eğitici videolar yapabilirim belki elimden geldiğince. Bu kadar. Kendinize iyi bakın.